Merhabalar, ben Köfte İstrofse ve şu an videoda ayrı bir intro yapmak zorundayım çünkü sonradan verdiğim ufak bir karar sonucu bu introyu çekiyorum. Şöyle şu an iki güzel, daha bir güzel, bir kötü ve bir de daha güzel haberim var. İlk güzel haber, bu video içerisinde 5 tane Nitro'dan 8 TL'lik kupon var. Yani rastgele izleyip dikkatli olursanız eğer o kuponları görürsünüz. Bunun yanı sıra kötü habere geliyorum. Bu bölüm Fiyatlı Köfte 2'nin sezon finali. Bu bölüm esasında planladığım aslında bir sonraki bölüme sezon finali yapmaktı, ancak sonrasında çekmemeye karar verdim ve server'da zaten resetliyoruz. Dedim bu bölümü sezon finali yapıyorum. Hazır bu bölümde en büyük projemi tamamladım. İki tane büyük projem kaldı, ancak zaten İlerleyen zamanların birinde tekrar daha bundan daha gelişmiş bir TARDIS yapmayı planlıyorum. Ki bir seride de eşten sağlam mimari dersler alacağım. Onunla birlikte düşünün artık. Ve sırada diğer bir güzel haberimiz. Dediğim gibi server resetleniyor, fakat yeni kullanacağımız mod paketi henüz hiçbirinizin bilmediği bir mod paketi. Hatta şimdilik bir adı bile yok. Betacraft olarak adlandırıyoruz. Nedir diye soracak olursanız, benim Salih'im ve diğer Köfteistan tayfasının beraber hazırlamaya başladığı ve Köfteistan'ın muhtemelen adı artık değişir. Bu mod paketinin beta testi için ayrılmış özel bir server olacağı bir mod paketi. Yeni bir mod paketi. Mod paketinin içeriği nedir diye soracak olursanız, şuradan az buçuk gösterelim. Applied zaten bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesidir. Tinker's Construct olacak. Mr. Crayfish'in modları. Güzel bir dekoratif moddur bu. Şu da inşaatlarınızı kolaylaştıracak bir şey. Ars Magica. Atomic Science'tan anlayacağınız üzere Universal Electricity modları. Hepsi birden. Bibliocraft, Buildcraft, Mine Factory Reloaded, Forestry, Tomcraft, Highlands Biome modumuz bu arada. Nature'a gene. Bunun dışında Carpenter's Block. Güzel bir dekoratif modlarımızdan bir tanesi. Hatta benim çok sevdiğim bir mod. Chisel. Computer Craft. Ender Storage, Factorization, Railcraft, Nether Ores, Thermal Expansion, Twilight Forest. Evet, Twilight Forest'ımız da var. Dartcraft. Ama bildiğiniz Dartcraft değil. Bayağı bir nerflenmiş, çoğu özelliği kapatılmış bir Dartcraft. Sebebine gelecek olursanız, Dartcraft olursa onu bildiğiniz için ondan gideceksiniz ve diğer güzel modların tadına bakamayacaksınız. İlla Dartcraft oynamak isteyen zaten konfigleri nasıl açacağını bilir. Dungeon Pack, Enchanting Plus. Bu arada Dartcraft'la Enchanting Plus'ı ve Dungeon Pack'le Wild Caves'i kafama Salih soktu. Extra Cells bir Applied Energistics eklentisi. Extra Utilities, ICBM. Neden iki tane çıkmış? Ha tamam. Farklı modları. Gene patlayıcılarla alakalı güzel bir mod. Galacticraft. Ay şunun modları tabii ki de. Hats örneklerinden bir tanesi. Palms Harvest Craft. Forge Multipart. Hunger Overhaul. Bu da Salih'in aklıma soktuğu, başta zor gelen ama Palms'la birlikte bayağı eğlenceli olduğuna kanaat getirdiğim benim de. Güzel bir mod. Yine ICBM'in bir olayı. Iron Chest, Magic Yarn. Bu tamamen gene Salih'in aklına soktuğu bir mod. O kadar büyük olmadığı için sıkıntı etmedim. Mekanizm. Bayağı bir kullanacağım bir mod. MFFS zaten artık vazgeçilmezlerimden olmuş bir mod. Ki sanırım mekanizm de artık vazgeçilmezlerimden biri. Minecam. Güzel bir moddur. Mistcraft zaten olmazsa olmaz olmuş durumda. Obsidian Pressure Plates. Hani olmayan paket yok. Var. Benim kasa paketi. Open Blocks, Open Fairy Pearl, Portal Gun, Project Red. Yeni favorilerimizden bir tanesi. Eski Red Power'ın gereksiz özelliklerinin hiçbirine sahip olmayıp işe yarayan özelliklerinin hepsini kullanan bir mod. Ve bayağı da güzel işlemişler. Soul Shard 2, Steve's Card. Tomb Tinker, Tomcraft bunsuz biraz sıkıcı olabiliyor. Translocators. Chicken Bones'un bayağı güzel bir modu. Underground Biomes.
Muhtemelen daha önce çoğunuzun hiç duymadığı ancak aşırı güzel bir mod. Bu modun sonucunda dünyada bir tane bile cobblestone kalmıyor. Onun yerine değişik tip stone'lar kullanıyor. Ancak bu değişik tip taşlar yine Ord içinleri de cobblestone olarak geçtiği için sıkıntı olmuyor. Bunun dışında exact, güzel bir crafting table mod, gelişmiş crafting table modudur. Zans minimap zaten. Basic Components bu arada bir universal elektriksiz bağlayıcı modu. Vesaire vesaire. Böyle bir mod paketi. Bunun dışında bir de disable olarak gelen bir iki tane mod var. Bunlardan bir tanesi neydi senin adın? Ha. Magic Beast. Fakat bunu aktif edebiliriz. Evet. Böyle bir mod paketinde oyun oynanacak. Bundan sonra yeni bir mod paketiniz oluyor. Tabii bir süre bu tamamen kapalı bir mod paketi olacak. Size sunmayacağız. Çünkü iyice beta testlerini yaptıktan sonra mod paketini aşırı stabil bir halde size sunmak istiyoruz. Yani böyle. O yüzden bir süre elinizde olmayacak bu paket. O yüzden bir süre abi mod paketini ver, abi mod paketini ver, o abi mod paketini ver diye bize ağlamayın. Çünkü bir süre olmayacak. Mod paketi beta'dan çıktığı andan itibaren size ulaşacak ama. Hatta bu konuda ulaştırma rahatlıkları arasında hani FTP launcher'a falan filan koymayı planlıyoruz. İzinleri alabilirsek yeterince. Hani buna çalışacağız. Bunun yanı sıra Nitrado'yla da konuştum. Serverlarına direkt olarak yani seçenekler arasında ekleyecekler bu mod paketinin server dosyalarını. Yani tek tıkla orada da kurabileceksiniz. Ya yani FTP Launcher'a koyarsak Creeper Host falan filana da koyabilirsiniz. Ancak bunlar için direkt söz vermiyorum şu an çünkü biz de bunları ve uğraşacağız. Hani başaramayabiliriz. Fakat bu mod paketini kesinlikle yayın çıkartacağız bir şekilde. Neyse, bu kadar konuşmayı yeter. En iyisi sizi Fit Köfte'nin final bölümüyle ve tam fonksiyonlu füzyon reaktörle baş başa bırakayım. İyi seyirler. Merhabalar ben Köfteyiz Köfte ve Fit Köfte 2'nin 41. bölümüne hoş geldiniz ve en son füzyon reaktörle uğraşıyorduk. Evet. Sana gelelim. Bunlarla ne yapacaksın diye soracak olursanız. 1 2 Sonra bana machine filterları bir. Bunun yanı sıra da selleri ver. Bakalım nereye koyuyor? Tamam. Olması gereken yere koyuyor. Bunu bağlamadık. Burayı. Evet. Artık bağladık. Artık şu füzyon reaktörü bitirmek istiyorum. Hidrojen ve sen de machine filter'ları al. Aslında machine filter'a ihtiyacım yoktu bunlarda ama. Electrolyzer. Bunu ben evet.
Şimdi buna ayrı bir AI network kurmak istiyorum. Controller'ı alalım. Her zaman olduğu gibi. Kandilleri alalım. Ve bağlayalım. Ardından bir tane de ME chest alalım. Ve bir tane de... Tam 4K storage'ımız var. Güzel. Bunları da hazırladık. Ve şimdi import ve export başlar. Aslında basic ile yeterli bunlara. Import cable. Evet ve evet. Şimdi bir de buraya başka bir şey daha atmamız lazım. Tamam, sen zaten sel üreteceksin, güzel. Bir saniye, kaç tane... Tamam, 24 santrifüj gerekiyordu, doğru. Hesaplamıştım. Tamamdır. Şimdi bunun için 6 tane... Transformer. Şunları da yerleştirerek. Transformer'larımızı aşağıdan yerleştirelim. Yol bayağı kayıplı ancak yakında olmayacak. Şu an geçici bir enerji çözümü kullanıyoruz burada. O yüzden aldırmayın. Selleri aldık. Şimdi sırada iki tane daha router alıp hatta üç tane alalım senden. Bir bildiğimiz var. Şu üçünü şöyle yerleştirelim. Ardından bir
İki tane de almış. Filter. İki tane item filter. Şimdi sen slot sıfırdan endstone musun sen? Evet, endstone'sun. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Neden bu artmıyor? Senin çankloder mu devre dışı kaldı? Aa, çankloder aktif değilmiş. Artık sorunsuz çalışması lazım. Biliyorum son bölümler biraz sıkıldınız. Sadece fusion reaktörle uğraşıyorum. Ne olması lazım? Ve biz kaldığımız yerden fusion reaktörle çalışmaya devam edelim. Dırı dırı. Ha, ilginç. Item filter. Tam doğru yere koyuyor. Sample'ımız olacaksın. Bunun dışında baslara geri dönelim. Basic export bus. Red kablo, kırmızı kablomuz. Sen ne aktaracaksın? Buna. Sonrasında da sen doğru gerek yok. Bunun için. Şimdi neydi senin adın? Seni craft etmiyor. Etmemişiz. Bunu craft ediyoruz. Evet. Ve gel. Ve senin şeman da lazım. Sen de gel, tamam. Tabii sana enerji lazım. Adına şemayla. Şemaya şunu göstereceğiz. Tamamdır. Redstone devre dışı bırak. Üstten al. Yandan bırak. Interface. Bus. Sen de bu selleri al. Şuraya koy.
Gel. Extract. Sen de... Extract. Tamamdır. Şimdi biraz daha sel alacağım. 4 stack daha. Umarım Mutlu Mesut çalışırlar. Daha doğrusu sana sel bırakmayı öğretmedim. Doğru. Evet, tüm elektrolyzerlarımız çalışıyor ve şunlar da çalışır yakında. Tamamı. Ve bana doğal olarak bir adet daha neydi sen? Quantum Tank. O da craft ola dursun. Bunlar çalışıyor. Bunların bir kısmı çalışıyor. Bu arada daha hızlı ilerlemesini istiyorsanız eğer bir yöntem var. Overclock. Quantum tankımız bakalım neyi bekliyor. Minimusto. Minimusto'muzu bekliyor. Çünkü bir tane renklendirici var. Onu crafting için Minimusto kullanıyor. Artık Minimusto'nun var. Yay! Sonra da iki. Duck'lar. Ve Liquid sen ne olacaksın? Sen de Omni. Biliyorsun. 85. 85. Sen de seksen dört. Tamamdır. Tabii son bir değişiklik yapmak lazım. O da bu. Evet ve bunların hepsi de gayet tam randomanlı çalışıyor şu an. Ama henüz herhangi bir Deuterium elde etmedik. Onun eldesini bekliyoruz.
Sırf bu yüzden Electrolyzer sayımı arttırabilirim. Evet. Aa yok. Pardon. Geliyormuş. Bu benim hatam. Wop, wop. Evet, ve artık Deatron'umuz var. Peki bu Deatron'u ne yapacağız? İki tane Liquid Transposer'la bunları çıkış moduna ayarlayalım. Üstlerden alın. Şu yandan verin. De alttan verin. Tesseract'la mı aktarayım, Liquid'la mı? Tesseract. Enerji değil, Liquid. Sıvı. Redstone devre dışı bırak. Ardından da sen de onu. Ve interface. İki tane export class'ımızı alalım. Şöyle yapalım. Ve Deatron'umuzu koyalım. Misler gibi işleyecek ve sana şunu alıp Liquid Sensor Kit'e gel. Tekrar craft edelim. Şuna geri koyalım. Evet, misler gibi. Bu biraz biriktisin. Oh. Biraz daha sel lazım. Tabii ki de şunları bağlamam lazım. Dolaşacak bir alan olmadı ama. Benim değil. Yetmiş bir. Evet, bence artık füzyon reaktörümüzü çalıştırabiliyoruz. Ancak biraz biriksinler diyorum. Evet. Hu.
Biraz daha gelmeye başladılar. 79, 80, 81, 83, 84, 85. Güzel güzel işleniyorlar. Evet, bence artık çalıştırabiliriz. Sen. Do out'a gel. Ve ardından. Dın 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 dın. Ve fusion reaktörümüz çalışıyor. Oh yeah. Plazmamız da üretiliyor. Evet. Sen gel. Burayı 3 tane plazma jeneratör idare ettirir. Dolayısıyla da 3 tane AESU. Ve onlara bağlı... Aslında dur, 3 değil 2. Yok, 3, 3, 3. Transformer. High voltage transformer, tamamdır. Evet. Cable'larımızı da alalım. O iş. Tamamdır. Ufak bir loop var ama. Evet. Şunun için bir düzen düşünüp geliyorum hemen. Evet ve geri geldik. Ve gördüğünüz gibi burada ki enerji üretimimizi artık bu sağlayacak. Şimdi Liquid Tesseract'ımızı koyalım. Receive only. Plasma out. Evet. Ve şimdi bunların çıkışlarını ayarlamak var. Hiçbir şey patlamadı. Hiçbir şey patlamadı. Hiçbir şey patlamadı. Güzel. Ve tüm buradaki enerjiyi bu arkadaş kendi başına, kendi enerjisini kendi sağlıyor. Yavaştan sizleri de sökmeye başlasak güzel olur. Neredeyse diyecektim. Şu arkadaşa ihtiyaç var. Sadece şu iki arkadaş gayet burayı idare ediyor.
Evet. Gördüğünüz gibi hatta enerji hala bile kazançta. Evet ve bunları kaldırmak kaldı geriye. Tın. Tın. Ve tın. Şu an misler gibi plazmamızı üretiyoruz. Ve hala bile enerji karda. Aslında bir saniye, iki tane değil bir tane bile yetiyordu bunlara. Evet. Çünkü 2048 EU tüketiyor ve bu arkadaş 2048 EU üretiyor. O zaman seni şöyle koyalım. Şöyle çevirelim. Sonra siz ikinizi şöyle alıp seni şöyle koyalım. Ayarlayalım. Evet. Ve biraz plazmamız boşa gidecek ama olsun. Evet. Ve fusion reaktörümüz tam randımanlı bir biçimde çalışıyor. Evet, gördüğünüz gibi herhangi bir enerji kaybı yok ve kazancı da yok. Gayet sabit bir biçimde ilerliyor. Mis. Tam istediğimiz şey. Ve gördüğünüz gibi bu da artı da. Ama helyumumuzda sıkıntı var. Evlat sen ne diyeyim? Evet çan. Aa, doğru. Şuraya da çank loader lazım. Onu nasıl unuttum ben? Loader gel. Evet, artık yükleniyor. Az bir de şimdi düşündüm de. Burada AESU'lara da ihtiyaç yok. Evet. AESU'lara ihtiyaç yok diyorum ben. Sebebe gelecek olursak. Bu arkadaşların da kendisi hayvan gibi bir enerji depolama deposuna sahip. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla da evet bunları da kullanabiliyoruz. Ve buradan glass fiber cable'larımızı bağlayıp sonra da şurayla bağlantıyı kesiyoruz.
Burası kendi başının içerisine bakıyor. Ama neden bu Endstone sistemin adam gibi çalışmıyor? Çünkü helyumun kârda olması lazım, ancak değil. Kazıyor. Peki o zaman. Biz biraz aceleci davranalım ve şöyle bir şey de yapalım. Gayet gönderiliyor. Tesseract ayarlı Endstone'a. Tamam, sen de onunla. Evet, çalışıyor şu an. Burası da. Sanırım bir tane daha kart koysam iyi olacak oraya. Hadi bakalım. O zamana kadar düzelim. Füzyon reaktörümüz tabii ben bir de helyumla ne yapayım? Ne elde ediyorum bu helyumdan? Cell elde edebilirim. Luminator elde edebilirim. Boşaltabilirim. Bunun dışında daha fazla helyum 3 elde edebilirim. Bence mantıklı. Daha fazla helyum 3 daha mantıklı. Ama onunla ben kamera arkasında ilgilenirim. Tabii bu esnada füzyon reaktörümüz bitmiş oldu. Gazamız mübarek ola. Şunlar da çalışıyor. Bakalım Endstone'un herhangi bir değişik elde etme yolu var mı? Ha, bu Cheat Book of Cheatiness ile elde edilebiliyor. Bunun dışında obsidyenin üstüne blood dökülmesiyle. İlginç. Yani o iş görmezse Cheat Book of Cheatness'la yapabiliriz. Ve ben şimdi ne yapacağım? Bir şeye daha ihtiyacım var benim. Tam hız çalışan bir Matter Fabricator. Tabii Matter Fabricator'ım şuradaydı. Evet. Nasıl dur öyle değil de. Jeneratörler. Tesseract. Bu arada artık EU taşımamız da çok kolay. Gördüğünüz üzere receive only. Tamam. Ve plazma alt. Çok çok daha hızlı çalışan bir füzyon reaktörümüz var artık. Maksimum kapasitesiyle çalışıyor şu an. Yani bir füzyon reaktörünün maksimum kapasitesi bu.
Evet, bu arkadaş gayet sabit. Sanırım bu arkadaş da gayet sabit kalacak. Evet. Ve şunları da temizleyelim. İşte bir füzyon reaktör böyle yapılıyor. Bayağı zor bir işlemdi, değil mi? Ama değildi. Şu an hiçbir enerji konusunda derdimiz yok. Ve son olarak seni de şöyle koyalım. Güzelleştirilmesi için görünüş olarak eşi davet edebilirim buraya bir. Ve bakalım bu bölüm başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Evet, enerji gördüğünüz gibi hala sabit bunun içinde. Ki sabit olması da güzel. Tomb of Alcast'ın yapımına bakalım, bu şekilde yapılıyor. Bakalım gereken malzemeler elimde var mı? Var. Tomb of Alcast'imiz var. Kovam zaten var. Ve yakında artık biraz daha rahatlatıcı projelere girişeceğiz. Mesela kütüphane. Kütüphaneyi yapmam lazım. Dolayısıyla o öncelikli projelerimizden biri. Pardon, sen burayıydın. Tomb of Alcast'imiz var. Endstone recipe'sine bakarsak eğer... Tabii normal bir Endstone lazım onun için öncelikle. Şunları da atalım şöyle. Sen de git. Sen de git. Sen de git. Ender pouch ve kılıç. Öyle kalın. Evet. Böyle bir Endstone takviyesi aldıktan sonra artık artıya geçersin sen. Bu çok yavaş da olsa bir artıya geçiyor. Helyumunuz hayvan gibi artıya geçiyor. Vesaire vesaire. Evet. Ve ben bu bölümü burada bitirsem çok süper olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler. Son olarak ufak bir ekleme yapayım dedim. Helyum sorununu çözdüm. Bu arada şöyle bir şey de ekledim. Normal eski helyumları şey helyum 1'leri helyum 3'e çeviriyor. Tam yarısına kadar gelmişiz.
Evet. Neyse, endstone problemini nasıl çözdüm diye soracak olursanız, gördüğünüz gibi burada hayvan gibi endstone var. Buradan arayıcıma gidiyorum ve size nasıl çözdüğümü gösteriyorum. Hatırlarsanız şurada redstone üreten arılarım vardı. Ve artık burada böyle bir şeyim var. Gerçi şu an bunlara frame aktarıldı mı? Evet, aktarıldı. Birazdan hayvan gibi üretmeleri lazım. Diğer taraf dolunca. Şimdi geçici olarak şuradan besleyeyim. Şuradan redstone besleyerek geçici olarak böyle bir şey yapayım. Evet, buradaki durumdan size bahsedeyim. Diğer tarafta 1024 tane daha az endstone olursa sistemde bu arkadaş tetiklenecek. Bu sadece birinci slota, bu da gene sadece birinci slota. Bu da ikinci slota. Daha doğrusu üçüncü slot ve ikinci slot ama şu slotlar oluyor. Ve Tome of Alchemist'imizle birlikte. Buradan da endstone'lar tek çıkış olacak. Fakat insertion pipe ile şu doluncaya kadar buraya endstone atılacak. Yani şurası doluncaya kadar aslında. Yani öncelikle insertion pipe sayesinde buraya gelecekler ilk. Buraya artık sığamadıklarında buraya gelmeye başlayacaklar. Bu sayede sistem kendi kendini gayet güzel idare edecek. Hatta size ufak bir test chat yapayım. Gördüğünüz gibi hayvan gibi redstone üretiyor. Redstone demişim. Endstone. Baya paşalar gibi üretiyor. Bir saniyede ne kadar ürettiğini gördünüz. Kısacası böyle bir güncelleme yaptım. Bu sayede Endstone'den eksiye düşmüyoruz. Evet. Ve şimdiden bu artıya geçmeye başladı. Bu ikisi zaten artıydı. Bu hayvan gibi artıyor zaten. Şu an her ne kadar hayvan gibi kullansak da, ki size yeni enerji sistemimi göstereyim. Enerji hattımı. Bu. Plazma jeneratör. AESU. Ve 20 tane low volta şey medium voltage transformer. Şurada da 2 tane plazma jeneratör ve 2 tane high voltage transformer. Ve MFSU, UMFE falan filan besliyor. Bunu genişleteceğim bu arada. Evet. Böyle bir güncelleme. Ha, tabii bu işin sonucun olarak 20.000 olan kapırımız 12.000 falan oldu. Demirlerimiz hayvan gibi düştü. Alüminyumumuz arttı ama. Evet, böyle bir kar zarar dengesi içerisinde bu işi bitirdik. Şunlar da çalışıyor değil mi? Evet. Şimdi geçelim buraya. Başka burada yapmamız gereken bir şey var mı? Hayır, yok. İkinci bir tane daha kurmak isterdim ancak. Henüz o kadar kromumuz yok. Olsa kuracağım. Evet. Ve bu tungstenlerle farklı bir planım var. Çok ilginç bir planım var. Ama henüz o planı uygulayamıyoruz. O yüzden bu tungstenleri alıyoruz. Ve normal tungsteni çeviriyoruz. Tın ve tın. Sonra da şunları atıyoruz. Evet. Ha, bir stack daha tungstenim. Tiny pile of tungsten dust'ım varmış. Tamamdır. Şu aşağıdaki helyum tankına bir bakalım.
Onu boşaltacağız yani. Anlaşıldığı üzere. Daha var boşalmasına. Evet. Neyse ben bunu bir süre daha gözlemleyeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz köftenin günler. İyi eğlenceler.